Çocuklarımız böyle gönüllerince eğlenince biz de mutlu oluyoruz. Alan güzel. Hava da güzel şansımıza. Evet, bugün hava açık. Evet, konuşmalarımda da ifade etmeye çalıştım. Özel eğitim öğrencilerimiz bizim için çok önemli. Onların yaşama bağlanması, bir iş sahibi olması, bağımsız olarak yaşamlarını sürdürmesi için Milli Eğitim ailesinin tüm üyeleriyle büyük bir gayret gösteriyor. Bugün de çocuklarımızın bir yıllık yorgunlukları, emekleri bir festival şeklinde ildeki tüm merkezindeki tüm özel eğitim öğrencileri burada. Bir kaynaşma, tanışma için de güzel bir gün olacak inşallah onlar için umarım. Güzel bir etkinlik. Öğrencilerimizin yeteneklerini görmek, onların eğlendiklerini görmek. Gururla izliyorsunuz. Aynen öyle. O tabloyu gördüm ben. Kesinlikle. Ben de izliyorum aynı çok gururla. Evet. Çok iyi, güzel yetenekleri var. Onları bu şekilde görmek ben de mutluyum. Evet. Daha iyi yerlere, daha iyi şekilde görmek istersiniz. Normal öğrencilerimizle birlikte de etkinlik planlarsak daha da güzel olacak. Hocam bir şey istem size. Konuşma terapisiyle ilgili Milli Eğitim evet. Ailelerimiz özellikle Down sendromlu ailelerimiz konuşma terapisti istemişti. Onunla ilgili eğitimcilerle iletişime geçiyor Milli Eğitim Müdürlüğümüz. Uygun olan eğitimcileri planlamalar yapılıyor ama şu anda net hocalara göre planlamalar. Çok önemli. Engeller Haftası'nın peşine özel gereksinimli öğrencilerimizin il genelindeki merkezde okuyan öğrencilerimizin bir kaynaşma ve dayanışma açısından bir bahar şenliği düzenleyelim dedik. Bu anlamda arkadaşlarımıza destek verdiler. Sağ olsunlar sizler de geldiniz basın olarak. Çok güzel eğlence oldu. Çeşitli oyunlarda oynadılar. Bir kaynaşma, bir dayanışma oldu. Bu anlamda herkese teşekkür ederiz. Serginiz var mı? Sergimiz olacak. Halk Eğitim destekli sergimize bizler de, Halk Eğitim sergisine bizler de stand alıp orada sergiye katılacağız. Yani 7-8-9'unda. 7-8-9 Haziran'da. Orada da standımız olacak. Bir aksilik olmazsa bir dahaki hafta FOKA'da bulunan özel eğitim meslek okulu var yine bizim aynı şekilde. O okulu ziyaret edip o okuldaki öğrencilerimize yine bir kaynaşma dayanışma halinde yapacağız. Mezuniyet törenimiz olacak. Yine bu sene mezun olan öğrencilerimiz var. Ne zaman? Haziran'ın 12-16 Haziran arasında kapanıyor. Bu hafta içerisinde bir günü yine bir burada bir mezuniyet töreni. Kaç tane öğrenciniz var? Bu sene uygulama okulundan mezun bir tane öğrencimiz olacak ama il genelinde pardon okulumuzda toplam 29 tane kayıtlı öğrencimiz bulunmakta. Evet, katronuz da bayağı yüksekmiş. Evet, 22 tane idareci ve öğretmenlere beraber 22 tane öğretmen. Bir hoca bir öğrenciye bir kolej eğitimi veririz. Öğretmen bazen 3 öğretmen de düşebiliyor. Ya yani, kolej eğitimi alıyorlar çocuklar evet, burada. Özel eğitim yönetmenin gereğinde orta arz düzeyde ilkokul, orta okul ve lise kısımlarında ikişer öğretmen, özel eğitim öğretmeni derse girer. Branş öğretmeni derse girdiği zaman 3 tane öğretmen olur. Özel eğitim meslek okulu yani hafif düzey lise kısmında ise 1'er tane öğretmen, özel eğitim öğretmeni derse girer. Yanlarında branş öğretmeni derse girdiği zaman 2 tane öğrenci, öğretmen, öğrencilerle beraber ders işlemektedirler. Hatta az önce dediğiniz gibi tamamen birebir eğitim aldığı durumlarımız olur. En kalabalık sınıf 5 kişiliktir. 5, 4, 3 diye sayılarda değişiyor sınıflar düzeyinde. Bizim okullardan mezun olan öğrencilerimiz EKP sınavına da girebiliyorlar. Hafif düzeyde mezun olan öğrencilerimiz. Bu üniversiteye de girme şansları elde ettirebildik. Ama branşlarda biraz zihinsel engelliler gidemiyor mu? Ya girmeye giriyor ama ders müfredatının değişmesi lazım. O da ilerleyen süreçte... Bir sorun bu federasyon çalışıyor bununla biliyorum, ilgili. Biliyorum. Bakanlık bu anlamda çalışma yapıyor. Ders müfredatını değiştirirse üniversite sınavlarına girme hakları da tanındı 2021 yılında. Engel EKPS mesela işe girme şansları var. Devlet memurunda işe girme kaç tane öğrenciniz girdi? Bizim 4 tane devlet kadrosundan giren öğrencimiz oldu. Bundan önceki yıllarda yine özel sektörde çalışan öğrencilerimiz var mezun olanlar. 2024 yılında yapılacak sınavda da yine öğrencilerimiz hazırlıyoruz. Buna göre arkadaşlarımız kurs açıyorlar. Derslerde gerekli çalışmaları yapıp eğitimlerini vermeye çalışıyorlar. Artı topluma hazırlıyoruz biz. En önemli noktalarımızdan birisi de bu. Hanım, oryantasyon yapıyorsunuz tabii yani. Tabii ki. Topluma geldikleri vakit kendi öz yaşam becerilerini kazansınlar. Çeşit gelince birçok noktada sıkıntı yaşamasınlar. Hayata var olduklarını hissettikler. 1-0 geride başlıyordu. Şimdi avantaj 1-1'e doğru gitmeye başlıyor. Evet. Hatta okulumuzda uygulama evi diye bir okulumuzda genel müdürümüz desteklemiş olduğu bir uygulama evi yaptırdık. Burada 1+1 bildiğiniz bir ev tarzında bulunuyor. Özel eğitim öğretmenlerimiz derslerde öğrencilerimizi götürüp burada öğrencilerimizin toplumu hazırlamalarına, yaşam desteklerine katkılamalarına da destek sağlıyorlar. Orada her türlü şeyi de görebiliyorlar. Birçok noktada ön plana çıkarabiliyoruz. Onu, bu anlamda o çok önemli. Gezelim bize.
önemli. Birazdan sizi oraya çıkaracağım. Evet, şimdi hocam bugün özellikle sizden de rica ediyorum, Milli Eğitim Müdürümüzle Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün bizim başvurumuz neticesinde engelli ailelerin yüzme kursu açacak. Evet. Ama ailelerle saat 18'de akşam 6'da Gençlik Merkezi'nde toplantı yapılacak. Bu canlı yayından da duyuralım. Herkesi oraya davet edelim. Bugün mü? Bugün. Tamam. Ve siz de veliler oraya, siz de gelin. Neler İnşallah. Yapabiliriz? Veliler İnşallah. De dedi ki biz de yüzmek istiyoruz. Belki talep evet. ederiz. Biz de anneler de yüzme kursu açılır. Bir yandan da çünkü belge olmadığı için çocukları kabul etmiyordular. Evet. 2023 yılında mesela bir proje hayata geçirmiştiler Milli Eğitim Müdürlüğü ile. Gelip burada öğrencilerimize katkı sağladılar. Şoförlerimize eğitim verdiler, öğretmenlerimize eğitim verdiler, bilinçlendirme yaptılar. Bunlara da tabii jandarmanın önemli destekleri var. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Engelliler okulunda değerli izleyicilerimiz, özel gereksinimli çocuklar şimdi orada etkinlikler yapılıyor. Törenle. Biz de eşokulun bu davetine icabet ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Zaman zaman gençlik merkezinde de bu değerli öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Onlara çeşitli etkinlikler yaptırıyoruz. Lider arkadaşlarımızla birlikte biz de çocukların yanında olmak istedik bugün. Onlarla birlikte gülüyoruz, koşuyoruz, eğleniyoruz. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Evet. Her daim ihtiyaç olduğunu düşünüyorum böyle kurumlara ve desteğimizi her zaman vereceğiz. Evet, bu bir festival, bir yılın emekleri var. Hak etmişler bu çocuklar eğlenmeye de. Evet. Gerçekten iklim şartları nedeniyle ve bir takım olumsuzluklar hep kapalı mekanlarda vakit geçiriyordu. Şimdi bugün Artvin'de hava evet. açtı. Eğlenmez Doruk'ta. Evet. Yani, şu anda çok eğleniyorlar gördüğünüz üzere. Evet. Biz de mutlu olduk. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Evet. Sosyal hayata uyum sağlaması çok önemli. İlk öncelikle sosyal hayata uyum sağlamaları. Bunun için toplumsal etkinlikler evet. düzenliyoruz. Herkese bu bilincin farkındalığı uyanması için. Top etkinlikler düzenliyoruz. Normal arkadaşlarıyla özel eğitim öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz okulumuzda. Top etkinlikler yapıyoruz. Bu şekilde ailelerle nasıl çalışıyoruz? Ailelerle sürekli iletişim halinde. Her an gerek yüz yüze gerek telefonla sürekli iletişim halinde. Onlara da bir uykum düzenliyor musunuz? Aile eğitimleri düzenliyoruz. Dönem başında, dönem sonunda ihtiyaç duyduğumuz her anda aile eğitimlerini düzenliyoruz. Hiçbir zaman engelleyemedik ki aslında. Evet. Şu anda yamaç paraşütü yaptık biz geçen hafta. 910 rakımda yamaç paraşütüyle Türk Hava Kurumu çocukları denizi sıfır noktasına indirdi. Ne kadar güzel. Böyle etkinliklerin olması çok güzel. Hatta daha da fazlalaştırmak gerekiyor. Çünkü özel çocuklar sadece özür oldukları için değerli değil. Aslında diğer öğrencilerimiz gibi, normal bireyler gibi onların da etkinliklere ya da işte sportif faaliyetlere ihtiyaçları var. Annelerin bakışı nasıl şimdi? Annelerin yaklaşımı nasıl? Hep kapalı kutularda onlar. Hep fazla dışarı çıkmazdılar. Evde sosyal hayata katılmazdılar. Şimdi değişti mi ortam? Yavaş yavaş değişiyor. Hem dediğim gibi olsun. Hem yani öğrencilerle yeri gitmekten çekinirlerdi. Yavaş yavaş onları yıkmaya başladık. Yani çocuklarını ortamlara sokmaktan çekinirlerdi onları. Artık yıkmaya başladık ve yavaş yavaş bütün etkinliklere katılıyorlar çok rahat bir şekilde. Çocukları serbest bırakabiliyorlar. Böyle etkinliklere gidiyor musunuz? Genelde gidiyoruz. Davet oluruz tabii. Bir yolculuğa da. Ne yapıyorsunuz mesela bu etkinlikte? Şu anda insan malzemelerimizi getirdik, teslim ettik okul müdürümüze. Köyden önce burada arkadaşlarımızla beraber eğleniyoruz. Eğlendiriyorsunuz yani. Peki deprem bölgesinde de çok önemli çalışmalar yaptınız. Yaptık. Ben kısa sürede o salonda kaldım. Diğer arkadaşım 35 gün oradaydı. İşte çocukların yaşama döndürme anlamında uyum şeylerini yapıyordunuz. Var bizim toplumsal güçlendirme uzmanı arkadaşlarımız, psikolog arkadaşlarımız da orada çadır kentlerde eğitimlerine devam ediyor. Evet.